Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerikan yönetiminden 15 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. John Kerry ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmelerinde Türkiye tarafının sıklıkla dile getirdiği bir madde vardı. O da Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi. Amerika resmen başvuru gelmediğini söylemişti. Şimdi son gelişme Türkiye hükümetinin Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'in iadesi için Amerika Dışişleri Bakanlığı'na resmen başvurduğu yönünde. Peki Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan ya da Amerikan yönetiminden bu taleple ilgili yeni bir açıklama var mı? Mehmet Toroğlu'nda ayrıntılar. Mehmet, nedir son durum, açıklama var mı Beyaz Saray ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan? Mehtap, bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bu sabah bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı Beyaz Saray. Beyaz Saray Sözcüsü George Earnest günlük basın briefinginde yaptı bu açıklamayı. Telefon görüşmesinde tabii Fethullah Gülen'in iade başvurusu, resmen Türkiye'nin iade başvurusunun da gündeme geldiğini söyledi. Türk yetkililerin bu sabah Gülen'le, Fethullah Gülen'le alakalı materyalleri elektronik ortamda Amerikalı yetkililere gönderdiğini bildirdi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın bu materyalleri iki ülke arasında 30 yılı aşkın süre önce imzalanan suçluların iadesi anlaşmasına göre değerlendireceği bilgisini verdi. Görüşmede Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin demokratik yoldan seçilmiş sivil hükümetine kesin desteğini tekrar vurguladığı belirtildi. Ayrıca Obama Türkiye'de darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmaya gereken her türlü desteği Amerikan yönetimi olarak vermeye hazır olduklarını söyledi. Ve bu soruşturmanın demokratik prensipleri, yani adil yargılama, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi demokratik prensiplere uygun şekilde yürütülmesi gerektiği yönünde de bir uyarıda bulundu. Bu iade anlaşması şimdi tabii gündemde, iki ülke arasında en önemli konu bu olacak önümüzdeki günlerde ve haftalarda da. Amerikan yönetimi tabii Gülen'i, Fethullah Gülen'i koruduğu, sakladığı şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını kesin kes altını çiziyor. Peki bu anlaşma, bu iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşması neleri içeriyor? Önce tarihini verelim. 7 Haziran 1979'da Ankara'da imzalandı bu anlaşma ve 1980 darbesinden sonra 2 Aralık 1980'de yürürlüğe girdi. İade koşullarını karşılayan suçlar maddeler halinde sıralanmış bu anlaşmada. İşte adam öldürme, çocuk kaçırma, gasp, kalpazanlık gibi 33 madde var, suçlar sıralanıyor. Son maddede sözleşen taraflardan her ikisinin de yasalarına uygun olarak suçluğun geri verilmesini kabul edebileceği başka herhangi bir eylem şeklinde genel bir ifade yer alıyor. Suç isteyen taraf ülkesi dışında işlenmiş olduğu takdirde istenilen tarafın kendi yasaları benzer koşullarda işlenmiş böyle bir suçun cezalandırılmasını öngörüyorsa iade mümkün olabiliyor. Peki hangi koşullarda iade reddedilebiliyor? Geri verme istemine konu olan suç istenilen tarafça siyasi nitelikte veya böyle bir suçla bağlantılı bir suç sayılır ise veya geri verme isteminin gerçekte istenen kişiyi siyasi görüşleri nedeniyle kovuşturmak veya cezalandırmak için yapılmış olduğuna istenilen tarafça kanaat getirilir ise iade başvurusu reddedilebiliyor. Yani siyasi suçlular gerçekte siyasi görüşleri nedeniyle cezalandırılmak isteniyorsa iade kapsamı dışında tutuluyor. Ancak bir devlet başkanına veya hükümet başkanına veya aile üyelerinden birine karşı işlenmiş veya işlenmeye teşebbüs edilmiş bir suç siyasi nitelikte suç sayılmıyor ve zanlı iade edilebiliyor. Evet, ilerleyen günlerde, dediğimiz gibi haftalarda, bu konu iki ülke gündemini oldukça meşgul edecek gibi görünüyor. Bizde açıklamalar, mutlaka yeni açıklamalar olacaktır. Gelişmeleri, açıklamaları aktarmaya devam edeceğiz. Mehmet Erol, teşekkürler. Bu son dakika gelişmesini aktardın bize. Beyaz Saray'ın, öncelikle Mehmet'in aktardıklarını kısaca özetleyecek olursak, Beyaz Saray Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili bazı materyalleri ilettiğini, aldığını Türkiye'den elektronik yolla, elektronik posta şeklinde aktardığını doğruladı. Ancak Türkiye ile Amerika arasında yapılmış bir anlaşma var. 30 yıl önce imzalanmış. Bakalım hangi kategoride değerlendirecek Amerika yönetimi Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili nasıl bir yanıt verecek Türkiye'ye? Herhalde onu da Mehmet'le yapacağımız önümüzdeki günlerde yayınlarda konuşuyor olacağız. Zira Amerikan yönetiminden yeni açıklamalar da gelecektir. Tekrar teşekkürler Mehmet. Kolay gelsin.
Amerika siyasetiyle devam ediyoruz. Başkanlık yarışı artık resmen başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayı Ohio eyaletinin Cleveland kentinde dün başladı. 4 gün sürecek kurultayın ikinci gününde de Cleveland'da canlı bağlanıyoruz. Alparslan Esmer karşımızda. Alparslan, Cumhuriyetçi Parti kurultayının ilk gününde neler gündemini vurdu kurultaya? Mehtap, Cleveland'da Quicken Loans Arena'dan herkese merhaba bu arada. Tabii evet, ilk güne Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın konuşması damgasını vurdu. Bu konuşmayı şöyle açıklayabilirim. Konuşmanın içeriğinden öte şöyle, yani konuşmanın içeriği çarpıcı bulunmasından öte, içeriğinin 8 yıl önce 2008'de Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nda Denver, Colorado'da Michelle Obama'nın yaptığı konuşmayla çarpıcı benzerlikler taşıyor olduğu iddia ortaya atıldı ki açıkçası benzerlikler görüldüğü söylendi. Tabii bu bütün kurultayın ilk gününe damgasını vurmuş durumda. Donald Trump kampanyası da hemen tabii ki çıktı. Bu konuşmanın arkasında duruyoruz dedi. Yalanlandı benzerlikler bulunduğu iddialarını. Şimdi şöyle diyeceğim. Donald Trump'ın eşi Melania Trump neler konuştu öncelikle? Eşi için, Donald Trump için Amerika'ya değişim getirecek müthiş bir lider diye konuştu. Sizin ve ülkeniz için mücadele edecek bir kişi varsa bu Donald Trump'tır dedi. Tabii şimdi Sloven asıllı eski model Melania Trump kendi hayatından örnekler verdiğini söyleyelim. Ya daha doğrusu kendi hayatından örnekler verse de tabii Michelle Obama'nın konuşmasıyla çarpıcı benzerlikler bulunan bazı noktalarını şöyle açıklayabiliriz. Mesela Melania Trump ne dedi? Annem babam genç yaşından itibaren yaşam boyunca büyük mücadele verilen ve arzulanan değerler konusunda bana ilham kaynağı oldu. Söylediğiniz şeyler sizi bağlar, söylediklerinizi yapmalısınız ve sözünüzü tutmalısınız dedi. Peki 8 yıl önce Denver'da, Colorado'da Michelle Obama Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nda başkan adayı olan kocası için neler söylemişti? Şu orada da şu bu sözleri kullandı, bu ifadeleri kullandı. Barack ve ben birçok benzer değerle büyüdük. Hatta arzuladığımız şeyler için çok çalışmak bunlar arasında. Sözlerinizin sizi bağlaması, insanlara itibarlı ve saygılı muamele etmek gibi değerlerle büyüdük diye konuştu. Tabii şimdi işin gerçeği Donald Trump kampanyasından açıklama geldi. Trump kampanyası Melania'nın konuşmasına destek verdi. Çalışma ekibi dedi. Melania'nın konuşmasını hazırlayan çalışma ekibi Melania'nın düşüncelerini, ilham kaynaklarını dikkate aldı. Hayatındaki özel anları dikkate aldı. Göçmenlik deneyimlerini, yani Sloven asıllı eski mankenin göçmenlik deneyimlerini, Amerika sevgisinden örnekler verildi bu konuşmada dendi. Donald Trump'ın yakın danışmanlarından Paul Manafort intihal iddialarını saçma diye niteledi. Fakat öte yandan CNN televizyonunda Donald Trump'a yakın kaynaklarla konuşan bazı haberlerde Donald Trump'ın gerçekten bu Melania Trump'ın konuşmasıyla ilgili ortaya çıkan tartışmalara yönelik son derece öfkeli olduğunu belirtti, duyurdu CNN televizyonu. Tabii Donald Trump'tan doğrudan bir açıklama çıkmadı. Tabii dün gece bazı başka konuşmacılar da oldu diyeceğiz. Özellikle Hillary Clinton'a yüklenildi. Benghazi olaylarından dolayı 4 Amerikalı diplomatın hayatını kaybettiği 4 yıl önceki Benghazi olaylarıyla ilgili Hillary Clinton'ın o dönem Dışişleri Bakanlığı'nı iyi yapamadığını savunanlar oldu. Hayatını kaybedenlerden birinin ailesinden, aile üyelerinden biri çıktı. Onun dışında New York eski belediye başkanı Rudy Giuliani konuştu. Kendimizi güvende hissetmiyoruz dedi Obama yönetiminde. Ki Rudy Giuliani hatırlanacak kadarıyla New York'ta 11 Eylül saldırılarında belediye başkanıydı o dönem. Ayrıca şimdi tabii dün başka bir olay daha oldu. Trump muhalifleri son çabalarını uygulamaya geçirmeye çalıştı ve bu tabii boşa gitti. Çünkü Trump muhalifleri Cumhuriyetçi Parti içinde roll call denilen delegelerin sayımı, tekrar sayımı önerisinde bulundu. Oylanması istendi bunun. Tabii bu çaba reddedildi. Bunun bir amacı şu, Donald Trump'ın Trump'a ön seçimlerde destek veren delegelerin kararlarını değiştirme şansını vermek. Bu anlamda kendilerine, yani eyalette verdikleri kararları değiştirebilmelerini sağlamak ki bu da aslında Donald Trump'ın adaylığını önleme yönünde bir çaba. Tabii ki bu çabalar boşa gitti. Bundan dolayı da bazı delegeler protesto amacıyla salonu terk ettiler. Birinci gün böyleydi Mehtap. Peki bugüne gelecek olursak, yani ikinci günde neler planlanıyor, kimler konuşacak? Özellikle protesto eylemleri var mı, planlanıyor mu? Evet, önce tabii bu konuya geleyim. Tabii
Demin sözünü ettiğim protesto eylemleri içeride oldu mesela. Yani parti içi muhaliflerin kendi protestoları vardı. Ve bunun ardından tabii şimdi delege konusunda biraz bilgi verirsem, Donald Trump bu eyalet ön seçimlerinde şimdiye kadar Ocak'tan beri 1543 delege toplayabildi. Aslında bir salt çoğunluğa ihtiyacı vardı adaylığı garantileyebilmesi için. O da 1237 idi. Donald Trump şu anda 300 fazla delege kazanmış durumda zaten. Yani bir anlamda muhalifler için gerçeği pek fazla değiştirebilecek bir şans görünmüyor ortada. Yani normalde toplam arkamda 2472 tane delege birikecek. Özellikle bu kurultayın son gününde. Şimdi parti içi gerginliğe gelirsek bu sokaklara da yansıdı. Nispeten Trump'ın yandaşları parti içinde ve karşıtları dün birbirlerinden uzakta gösteriler düzenledi. Ve olası şiddet olaylarına karşı 4000 polis görevlendirildi Cleveland'da. Diğer eyaletlerde takviye polis gönderiyor. Özellikle Dallas ve Baton Rouge kentlerinde yaşanan polislere yönelik saldırılardan sonra güvenlik önlemleri çok ciddi biçimde arttırılmış durumda. Dün protesto eylemleri vardı. Tabii ki bugün de olacak. Ve bugün de önümüzdeki günlerde Trump karşıtlarının da tabii ki doğal olarak kente gelmesi bekleniyor. Bunlar arasında Black Lives Matter, yani siyahların da hayatları önemlidir konulu protesto eylemleri olacak. Bu grubun protestosu olacak. Göçmen gruplarının protestoları olacak Donald Trump'a karşı, ki göçmenlere yönelik çok ağır sözleri vardı. Ayrıca yeni Siyah Panterler Partisi. Eskisiyle tabii ki pek ilişkisi yok 1960'ların, 70'lerin partisiyle, ama yeni Siyah Panterler Partisi'nin gösterilerine karşı polis çok ciddi güvenlik önlemleri almayı düşünüyor. Bunun bir nedeni, parti üyeleri silah taşıyacaklar gösterilerde. Çünkü Ohio eyaleti vatandaşları, Amerikan vatandaşlarına bu eyalet içinde silahlarını göstererek taşımalarını serbest izin veriyor. Siyah Panterler Partisi, yeni Siyah Panterler Partisi üyeleri de gösterilerinde silah taşımayı planlıyor, ki bu aslında polisi son derece korkutan bir olay, şiddet olayı çıkabilir diye. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii bugünün çok önemli bir unsuru şu: Donald Trump'a resmen adaylık verilecek bugün. Donald Trump tabii ki bunu Perşembe günü kabul ettiğini açıklayacak, ki bugünkü konuşmacılar ağırlıklı olarak bu resmen adaylık verilmesinden sonra genelde ekonomi üzerine konuşacak ve bugünün konuşmacıları listesinde Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi'nin başkanı Paul Ryan var öncelikli olarak. Ayrıca New Jersey eyaletinin valisi Chris Christie ve eski cerrah Ben Carson var, ki bu son saydığım iki isim Cumhuriyetçi Parti'nin Ocak katılan, tabii ki Donald Trump'ın ezici üstünlüğü karşısında tabii ki kendilerini çok fazla geliştiremeyerek Trump'a destek veren isimler. Bu tabii kurultaya kim gelmiyor dersek, tabii ki önemli liderleri gelmeyecek kurultaya. Bunlar arasında eski başkan adayları Mitt Romney, John McCain var. Ayrıca baba ve oğul Bush'lar gelmeyecek. Son olarak da şunu söyleyeyim: bu eyaletin valisi John Kasich, başkanlık seçimlerine katılan John Kasich, Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayına gelmeyecek. Bunu söyleyebilirim Mehtap. Cumhuriyetçi Parti kurultayından yansıyanları aldık Alparslan Esmer'den. Teşekkürler Alparslan. Amerika'nın sesi olarak başkanlık yarışını ülkenin dört bir yanından canlı yayınlarımızla aktarıyor olacağımızı da bir kez daha hatırlatalım. Amerika'nın sesi yayınlarına sitemizden ya da sosyal medya üzerinden de anından haberdar olabilirsiniz. Facebook sayfamızda Amerika'da olan biteni canlı yayınlarımızda izleyebilirsiniz. Hatırlatalım, bu hatırlatmayla Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlükte sonuna geliyoruz. İnternette bize amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte gündemin önemli başlıklarıyla Washington'dan karşınızda olacağız. İyi akşamlar.